A Gazetesi Web Team'den Mehmet Biçer spor programının bugünkü değerlendirmesini yapacağız. Herkese de iyi günler diliyorum bugünkü programla ilgili. Umarım iyi bir program yaparız dileğiyle bugünkü programa başlamak istiyorum. Sağ tarafımda her zamanki, sol tarafındaki her zamanki gibi daimi konuğum Cüneyt Dalkılıç var, daimi yorumcum. Sağ tarafımda da çok değerli Kemer Çeşme Kanarispor Başkanı Kadir Kaynak var. Kadir Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cüneyt hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Sayın izleyiciler, bugünkü programımızda Kemer Çeşme Kanarispor'u işleyeceğiz. Geçen günlerde de idmanlarına konuk olduk. Oradan da görüntülerimiz var, röportajlarımız var. Onları da zaman zaman sizlerle değerlendireceğiz. Özellikle Kemer Çeşme Başkanım sizden başlamak istiyorum. Geçen yıl ikinci amatör kümeden başlandı ve kulüp başkanısınız. Çok değerli Kemer Çeşme Mahalle Muhtarı Sedat Tokoloğlu önderliğinde kulüp başkanlığına getirildiniz yönetim kurulu olarak. Ve ikinci amatör kümede bizim de bulunduğumuz ligde çok rahat bir şekilde şampiyon olarak birinci amatör kümede çıktınız. Tabii ki hedefler bitmedi. Bu hedefler birlikte birinci amatör kümede de ikinci grupta dördüncü sırada buluyorsunuz ve şampiyonluk iddianız yine devam ediyor. Özellikle Kemer Çeşme Kanarispor ile ilgili düşüncelerinizi alabilirim ve hedefleriniz. Şimdi Kemer Çeşme Kanarispor geçen seneden biliyorsunuz siz de bu oluşumda vardınız. Evet. Size teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi bir gayret sonucunda ikinci kümede şampiyon olduk. Bu hedefler devamı geldi. Hedefler bitmedi. Bu sene de birinci kümede ikinci grupta şampiyonluğa bir takım kurduk. Ama şöyle söyleyeyim. Hakem hataların çok bariz etkisiyle futbolcu kardeşlerimiz biraz da gereksiz gördüğü kartlarla yarışın, ligin ikinci yarısı başlamadan iki hafta önce yarışın biraz gerisinde kalmıştık. Biz buna inandık. Dedik ki bu grupta Kemer Çeşme Kanarispor yine şampiyon olacak. Yani hedef bitmez. Kemer Çeşme Kanarispor ya şampiyon olur dediler ya şampiyon olur. Şu anda grupta 5 takımın da şampiyonluk iddiası var. Evet. Liderin 4 puan gerisindeyiz. Gülbahçe Altınakspor gibi. Evet, Gülbahçe Altınakspor. Cihanspor'a kadar şampiyonluk şansı var. Allah izin verirse önümüzdeki hafta bir Gülbahçe maçı var. Ondan evet. Önce bir Gölük'le maçı var. İyi bir dostunuz da var Gülbahçe'de. Tabii ben zaten ve Gülbahçe'de. Ve o muhitte oturuyorsunuz evet başkanım. O muhitte oturuyorum. Valla şampiyon olacağız diyorum ben inanıyorum yürekten. Bir de Cüneyt Bey'e geçmeden önce şunu soracağım. Geçen ilk kere oynanan Gülbahçe maçı mıydı? Atışlar sahasında bir maçta oynuyoruz da olumsuzluklar oldu. Ve bu konuyla ilgili kesinlikle ve kesinlikle zaten o sporcuları yollara yayınız. Ve tamamen bunu futbolcularımız tarafından kaynaklandığını söylediniz. Ve çok iyi bir duyarlılık yaparak o futbolcularla da yollara yayınız. Bu bir erdemliktir. Bunu biraz açabilir misin? Ya bu Cihanspor karşılaşmasında oldu. Cihanspor karşılaşmasında evet doğrudur. Yani Cihanspor'la dostluğumuz olan bir kulüp. İyi arkadaşlığımız olan bir insanlarımız var. Orada yöneticilerimiz var. Futbolcularımız kendi aralarında münakaşaya girdiler o dönemde. Yani seyirciler bunu kulübe kesinlikle mal etmemek lazım. Özellikle bunun için ben sordum kulüp başkanımıza. Ve o maçtan sonra da bazı futbolcularla da yolları ayırdılar. Buyur başkanım. Yani o maçta biraz istem dışı hareketler oldu. Kalecimiz gitti, rakip kalecisinin tek yumruk attı. Onun akabinde sol bekimiz vardı. Cihan kardeşimiz o da gitti. Kendini tutamamıştır belki ama. Yapmaması lazım. Bunlar o şeyler değil tabii. Biz de dedik ki yollarımızı ayıralım dedik. Kanun oldu. Olabilir. Diğer gidecek takımlar da kendine başarılar diyoruz. Tabii bu arada başarılar deriz tabii. Zaten. Söylenecek de bir şey yok aslında yani. Tamam. Yani bu sizin duyarlılığınız. Yani olayı kendi içinizde mal ettiniz ve futbolculardan kaynaklandığını yaparak bunu kestiniz ve ondan sonra da galibiyetler geldi. Ondan sonra da galibiyetler geldi hocam. Çok evet. Teşekkür ederim. Yine devam edeceğiz Kemer Çeşme ile ilgili. Evet Sayın Cüneyt Dalkılıç her zamanki gibi güzel haberlerinizi yine aynı şekilde sizlerden bekliyoruz. Özellikle altyapılarla ilgilendiğiniz için bu haftada bir alt grupları değerlendirelim dedik. Bu konuya ilk önce başladığımızda 14'ü değerlendirelim diyoruz. 14 yaş grubunda son puan durumları nelerdir? Görüşleriniz nedir? Baştan Kadir Hocam'a hoş geldin diyorum. Kadir Başkanım. Hoş bulduk. Şimdi biliyorsun Mehmet Hocam bu 15'lerden sonra bizim elit ligleri 3 gruba ayrıldı. Evet. 3 grubun. Bu sene oldu 3 grup. Bu sene oldu. Doğru. O 15'lerden sonraki süreçte.
Şimdi bu 14 Eylül liginde bizim elimizde Bursa'da 3 tane grubumuz var. Bu 3 grupta birinci gruptan başlayalım. 9 tane takımımız var. Evet. Burada Arabaya Taspor Kulübü 19 puanda. Mustafa Kemal Paşa 2014 16 puanda. Yeni Karamanspor 15 puanda. Zafer Spor 14 puanda. Gürsu Belediye 13 puanda. Emekspor 12 puanda. Yani burada 9 tane takımın, şu anda 6 tane takımın ilk 2'ye girme potansiyeli şansı olan takımlar. Burada şu anda zirvede giden Kemal Yavuz'un Arabaya Taspor Kulübü birinci sırada şu anda. Evet. Abdullah Hoca'yı da Kemal Paşa Spor onun arkadan takip ediyor. Burada düşme hattı hocalar biliyorsunuz. Şey, isimlerini söyleyebilirsiniz. Tabii yani bunları da söyleyeyim ben. Arabaya Taspor'da Kemal Hocamız şu anda zirvede. Arkasından tebrik ediyorum. Abdullah Hocam. Aynı şekilde. Kemal Paşa da takip ediyor. Alper Hocam Yeni Karaman Spor'da 3. sırada. Evet. Zafer Spor'dan Ertan Hocam takip ediyor. Gürsu Belediye Ayhan Hocam'la 5. sırada. Emek Spor'dan da Fettah Hocam. Ve diğer hocalar da gerçekten başlıyor. Onlar ekibi. Evet. Ekibi diyelim. Evet. Burada da 2 tane takım küme düşüyor. Evet. Mehmet son Hocam. İkide kalan takımlar. Sonuçta Karacabey Gençler Birliği ligden çekildi. Ligden çekildi evet doğrudur. Şimdi burada Tofaş'ın 6 puanı var. 2. takım olmamak için. Evet. Bağlarbaşı'nın 7 puanı var. Bu iki takım da biri, düşmemek için, uğraş veriyor. Geri kalanlar zaten üstlerine doğru gitmişler. Evet. İkinci grubumuza geçelim. Aynen hocam. İkinci grubumuzda yine 8 tane takımımız var. Burada Yıldırım Belediye Jimnastik Erdal Hoca'yla 20 puanda lider. Evet. Ertuğrul Gazi Mesken Veysel hocamızla ikinci sırada şu anda. O da 15 puanda. Üçüncü sırada Refik hocamız var 18 puanda. Kafkas Spor. Gazi Paşa'da Nafi hocamızla 4. sırada. Evet. Burada da 4 takım 9-8 gruplu 4 takımla 14, 15, 15 ve 20 olarak devam ediyor. Evet. Puan durumları. Yani geri kalanlar düşmemek için mücadele ediyorlar. Burada da Tuna Gençlik 3 puanla sonuncu. Bursa Güvenspor da 6 puanla sondan ikinci. Evet. Onları da Demirtaş Spor ve Genç Saray Gençlik onları düşmemek için mücadele ediyorlar. Burada da gruplar evet. Kopmuş. Üçüncü grupta. Ve düşmeyenler diye. Evet. Şimdi üçüncü grubumuza bakalım. Üçüncü grubumuzda şöyle bakalım. Orada da Seza Hocam'la Fethi İdman Yurdu. Burada da yine 8 tane takımımız var. Fethi İdman'la Seza Hocamız 20 puanla 1. sırada. Altın Saban Ali Osman Hocamızla birlikte 17 puanla 2. sırada. Gemlik Belediye Spor Haydar Hocamızla 16 puanla 3. sırada. Kompenantan Volkan Hocamızla 15 puanla 4. sırada. Burada da ilk 4 takım ilk 2'ye girmek için mücadele veriyor. Kıyasa bir mücadele kıyasa bir mücadelemiz var. Alttaki yine düşmemek için 3 tane takım şu an düşmemek için uğraşıyor. Murat Rüdi Hayvanlıkar 3 puanla sonuncu. Dik Kaldırım 4 puanla sondan ikinci. Yol Spor'da sondan üçüncü. Evet. Burada. Şimdi buradaki şeyde biliyorsunuz sistemi ilk birler direkt çıkıyor. İkiler kendi aralarında 3 grup kendi aralarında tek devreli playoff oynayıp bence. Oradan da bir olan Türkiye finalleri gibi. Yine 4 takım yani. Evet. Bu olurumuz bu şekilde oldu. Özellikle sayın izleyiciler bu alt gruplardaki müsabakalarda buralara getiren özellikle ASKÖ Başkanı Osman Kılıç ve İl Temsilcisi Mustafa Beşen'i de gerçekten ve ekibini tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bütün yaş grupları 13, 14, 12 yaş ve genç takımlara kadar oynatmak için büyük bir uğraş veriyorlar. Tabii burada sıkıntılar olabiliyor. Hafta sonu, hafta ortaları maçlar verilebiliyor. Sporcunun okul durumu çıkabiliyor ama sonunda da bu sporu, bu amatör kümeyi de yapmak gerekiyor, mücadele yapmak gerekiyor. Burada her iki tarafta fedakarlık yapıyor. Bu konuyla ilgili Cüneyt Dalkılıç da gerçekten altyapılarla ilgili daimi yorumlarını yani yorumlarını çok iyi yapıyor. 14'de değerlendirmiş olduk. Biraz sonra da 15, 17 yaş gruplarında değerlendireceğiz. Özellikle Kadir Başkanım tabii ki takımı sorduk. Bu kısa dönemde gelen başarılarla birlikte tabii ki taban olması lazım. Yani altyapı evet, olması evet. Lazım. Bu altyapıyla ilgili çalışmalarınız var mı ve ne durumda? Altyapıyla ilgili çalışmalarımız var. Yılmaz Hocamız bu çalışmaları yürütüyor. Yılmaz Hocamız evet. Yılmaz Hocamız. Onunla ilgili zaten mevcutta bir U15 takımımız var. Müsabakalara girmiştik. Müsabakalara giriyor. Ve devamında herhalde 11-12 yaş grubuna da girecek. Yani 11-12 yaş grubuna da gireceğiz inşallah. Evet. Zaten bizim amacımız bu Kemerçeşme Kanarya Sporu 1969 yılından var olan çok eski bir kulüp. Çok eski bir kulüp. Biz geçen sene bu kulübü Sedat
muhtarımızla beraber aldığımızda dedik ki öncelik altyapı. Yani çocukları futbola çekmek. Çocukları futbola kazandırmak. Evet. Böyle bir amaçla başladık. İnşallah biz ilk sene aslında böyle başlayabilirdik ama hızlı girdik dedik ya, yani şampiyonluk oldu. İkinci, birinci amatöre çıktığımızda bir daha bir şampiyonluğa altyapısız bir hazırlık yapmıştık. Ama şimdi inşallah bir dahaki sene çıkarız veya çıkmayız. Yine altyapımıza önem vererek devam edeceğiz. Yani birinci hedefimiz o değil mi? Birinci hedefimiz o. Altyapı. Aynen. Altyapı. Evet sayın izleyiciler, özellikle Kemal Çarşı camiasını yakından tanıyan bir kişi olarak gerçekten çok heyecanlı bir camia. Akşam saatleri de özellikle Mahalle Muhtarı Sedat Topaloğlu'nun lokalinde kahvesinde toplandığı zaman sadece olay spordur, spor konuşulur. İlk önce orada gelen Bursa Spor'la birlikte Kanarya Spor'dur. Kemer Çeşme Kanarya Spor. Her gün, her dakika, her saat bunun heyecanı yaşayan bir camiadır. Bununla birlikte Gülbahçe var, Bahar Mahallesi var. Gerçekten burayı spor aç insanlar var. Seyirciler var, camideki idareciler var. Bu konuda başarılar da orada üste geliyor. Çünkü Gülbahçe ile de Kemer Çeşme aynı gruba düştü. Orada tatlı bir rekabet var. Kemer Çeşme camiasını çok iyi yakından bildiğim için ve zaman zaman da akşamları kulübüne gittiğimiz için gerçekten böyle heyecanı her zaman yaşayan bir kulüp. İnşallah gönüllerine göre zaten hedefleri şampiyonluk belirlediler. Bunu verirler diye düşünüyorum. Evet, Cüneyt Dalkılıç 14'ü bitirdik. Şimdi 17 yaş grubu 2 grup oynanıyor. 17 3 gruptan grup, oynanıyor ve 17 ile ilgili düşüncelerinizi alayım. Şimdi 17 de aynı şekilde 14 gibi yine 3 gruba ayrılmış. Yine ilk birler 3 evet. tane takım direkt gidiyor. İkiler kendi aralarında playoff. Oradan birinci çıkan 4. takım olarak Türkiye Şampiyonası'na giriyor. Burada da birinci grupta Ertuğrul Gazi Mesken Ulvi hocamızla birlikte 23 puanda birinci sırada. Altın Sabanspor, Yılmaz hocamızla birlikte 22 puanla ikinci sırada. Fethiye İdman Yurdu, Resul hocamızla 21 puanla üçüncü sırada. Kafkaspor'da Refik hocamızla 17 puanla dördüncü sırada. Hocam burada şimdi bu dört takım, burası 10 takım bir grubumuz. Dört takım buradan bayağı bir işi açıp gitmiş, böyle gözüküyor. Burada da düşme hattında düşmemek için şey yapan iki tane takımımız var, uğraşan. Altınokspor 2 puanda. Son sırada İvaspaşa Spor'da 3 puanla. Bunları da Zafer Spor takip ediyor. Evet. İlk, son 3 takım. Bu bizim birinci grubumuzun istatistiği. İlk grubu. İlk grubumuzun. İkinci grubumuzda ALV Yatağı Spor Kulübü İsmail Hoca ile birinci sırada. Puanı 28. Yol Spor Mehmet Hocamızla 27 puanla ikinci sırada. Yeni Karavan Spor Gökhan Hocamızla 19 puanla üçüncü sırada. Burada da bu 3 takım en yakın rakip takipçileri Yeni Karaman, 3 takım ilk 2'ye girmek için mücadele veriyor. Burası da yine 10 takımlı bir grubumuz. Burada da Akçılar Spor'un Büyükben yenilgisi var. 3 puanla silinmiş ve ligden çekilmiştir. Bunu takiben Karacabey Gençler Birliği 5 puanda şu anda düşmemek için. Onun üzerinde de Hürriyet'le Kemalpaşa 2014 var. Onlar da 9'ar puanda düşmemek için mücadele veriyorlar. Üçüncü grubumuza geçelim hocam. Üçüncü grubumuzda da yine Volkan hocamızda Kompenantan Spor. Puanı 24. Yıldırım Belediye Cimnastik. Hakan hocamızda puanı 22. Bursa Erdemli Spor'da Ümit hocamızda puanı 19. Bu evet, üç takım buradan kopmuş. Evet, 8-9 gruplu bir grubumuz burası. Burada da Tura Gençlik sonuncu 3 puanla. Hüdaver Nigar ikinci, sondan ikinci 4 puanla. Orhan Gazi Gençler Birliği sondan 3. 6 puan. Bunlar düşmemek için, düşmeyen iki takımdan birisi olması için mücadele ediyorlar. Evet. Bunları bizim 17'de bu şekilde değerlendirmiş aynen. olduk. Sayın izleyiciler, özellikle geçen günlerde Kemer Çeşme İdmanı'nı izlemeye gittik ve İdman'da da gerçekten güzel, hoş görüntüler var, güzel röportajlar var. Dilerseniz onları bir izleme fırsatı bulalım. Önce isim soy isim alacağım. Eray Celep. Eray, hangi takım oyuncusuyuz? Kemal Çeşme Kanarya Spor. Kemal Çeşme Kanarya Spor. Okul ile futbol arasındaki ilişki, yani ikisini birden nasıl yürütebiliyorsunuz? İkisini birden yürütmek, zaten kulübümüz hani dersleri etkileyecek hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Hı-hı. Sedat abimiz, kulüp başkanımız destek oluyor her zaman okuldaki sorunlarımızla, kulüpteki sorunlarımızla. İdman saatlerimiz gece zaten, servisimiz var. Hı-hı. Etkilemiyor. Peki örnek aldığın bir futbolcu, her futbolcunun vardır tabii. Senin hangisi? Tabii ki hani dünya genelinde Neuer ama Bursalı olarak Harun'u.
Harun Tekin'e örnek alıyorum. Peki kulüp yöneticilerinden veya üst düzey yöneticilerden beklentilerin nelerdir? Beklentilerden altyapıya hani önem veriliyor zaten. Bu seneden itibaren önem verilmeye başlandı. Fazla bir beklentimiz yok. Allah'a şükür her şeyimiz var. Var mı başka söylemek istediğim şey? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Önce isim Oğuz Adalı. Oğuz, siz de geçen sene bu takımdaydınız. İkinci amatör kümeden evet. Birinci kümeye çıktınız. Geçen seneyle bu seneye nazaran takımı kıyaslarsak? Takımı kıyaslamaya geçersek ikinci küme tabii ki biraz daha böyle pasif kalır birinci kümeye göre. Ama birinci küme içinde kurduğumuz takım gerçekten şu anki grup olarak baktığımız süreçte en iyi takım olarak gözükebiliriz. Fakat dediğimiz gibi uyumsuzluk takım sürecinde arkadaşlarla birlik beraberliğimiz elbette ki var. Fakat herkesin bir oyun anlayışı var. Oyun anlayışının biraz zorluğunu yaşadık tabii ki ilk dönemde. Fakat şimdi güzel bir çıkış yakaladık. İnanıyoruz ki bu sene süper küme yapacağız inşallah. Bunun da devamını getirmek için çok iyi çalışıyoruz. Kısaca bir de ilk yarının değerlendirmesi. İlk yarı değerlendirmesine bakarsak evet çok gereksiz puanlar kaybettik. Rakiplerimizi seyrettik. Onların oyun anlayışına baktık. Fakat şöyle bir gerçek var. Çok ciddi söylüyorum. Yani takım için çok gayret gösteren arkadaşlarım var. Kaybettiğimiz puanlara bakıyorum. Yani rakiplerimizde verdiğimiz o puanlar çok gereksizdi bence. Şimdiki ikinci yarıda daha iyi olacağız. Daha iyi başarılar kazanacağız inşallah. Hayır. Önce isim soyisim olacağım. Semih Yeşildağ, Kemer Çeşme Genel Kaptanı. Kaptanım nasıl geçti? İlk yarının bir değerlendirmesini alalım sizden. İlk yarı tahmin etmediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ama ondan sonra toparlandık. Şu anda gayet iyiyiz. Hedefe doğru yürüyoruz inşallah. Geçen seneye göre bir üst. Evet, bir üst kümeye çıktık. Bu sezonda hedefimiz şampiyonluk. Onun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Peki futbolcularınızın üzerinde düşündüğünüz şeyler var mı? Mesela bu çocuk işte Bursaspor'a gider veya daha iyi kulüplere gönderebiliriz dediğiniz kaliteli futbolcular yetiştirebiliyor musunuz? Yetiştirebiliyoruz. Yetiştirmeye de çalışacağız. Peki şöyle bir şey sorayım. Hani kulübünüzü mü düşünürsünüz o anda, yetiştirdiğiniz anda? Yoksa gencin geleceğini mi düşünürsünüz? Bizim için önemli olan gencecik çocukların sokaklarda ziyan olması. Yani bugün kulüpler bir alt ligde, bir üst ligde olması çok önemli değil. Önemli olan çocukları sokaklardan toplayıp sağlıklı bir şekilde arkadaş olarak kaynaştırmak. Başka da bir amacımız yok. Evet sayın izleyiciler, görüntüde de gördüğünüz gibi Kemerçeşme'deki özellikle çok değerli kulüp başkanı ve Sedat Topaloğlu mahalle muhtarının röportajları, Orhan hocamızın da röportajı ve futbolcuların röportajlarını dinledik. Gerçekten güzel görüntüler, sporcu kardeşlerimizin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Evet başkanım, idmanınıza da geldik. İşte görüntülerde de gördüğünüz gibi Kemerçeşme Kanarya Spor'un idmanından görüntüler. Bunlar herhalde her idman bu şekilde ve idman sonunda da çocukların oradaki meyve yiyişler her idmanda bulunduğunu, gelindiğini ben de biliyorum. Bu çalışmalarla ilgili Orhan hocamızın çalışmalarıyla ilgili düşüncelerinizi alayım. Orhan hocamız ilk önce mahallemizin bir insanı. Yani çok daha, değerli bir kişilik. Yani kişilik olarak anlatacağımız kadar güzel bir insan. Ben de yakından tanıyorum. Hocalığından da hiç şüphemiz yok. Kendisi de daha önce profesyonel futbol oynamış Antep'te bir hocamız. Onunla çalışma fırsatı doğduğu için çok mutluyuz. Yani. Evet, çok teşekkür ederim. Cüneyt Dalkılıç özellikle tabii ekibimizin içinde bulunan bir kişi olarak beraber gittik. Soğuk havaya rağmen arkadaşlarım ekibimizle birlikte gittik. Ve burada da güzel fotoğraflar ve güzel röportajlar aldık. Sen ne gördün? Kemerçeşme'deki o heyecanı, yöneticilerin heyecanı nasıl buldun? Yönetiminden futbolcusuna kadar Kadir Başkanım, Sedat Başkanımız, oradaki yöneticilerimiz. Üstü kaptanımız da burada unutmayalım. Üstü hocam, üstü kaptanı unutmayalım. Hoca diyorum ben ona artık. Tabii yani biz de hoca diyoruz artık. Hatta bir iki yaş grubunda da maçlara geçeceğiz. Çıktı değil mi hocam? Öyle biliyorum. Yani, hocam, başkanım, hocam. Aynen. Şimdi gördüm ben o gün gittiğimizde. Hepsi inanmış çocuklar. Yani biz öyle böyle çıkacağız diyorlar bu gruptan. Kadir Başkanımız da. Genel kaptanın Semih'i de unutmayalım tabii başkanım. Yani, kendine sevgilerimi, saygılarımızı buradan söyleyelim. Sağ olun, teşekkürler. Bugün geldiniz, bizi misafir ettiniz, çekimlerimizi yaptık. Sizle ilgilendiniz. Hani güzel bir lig bekliyor bizi o grupta. Yani Kemerçeşme Kanarya bu amatör lige müthiş bir renk kattı. Geçen maçlarını seyrettim. En az 500-600 tane seyirci vardı. Aynen öyle. Yani bir sanki Bursaspor maçında bir Texas'ı gördüm. Aynen öyle. Yani o coşkuyu gördüm. Bu Gülbahçe'de de Kadir Başkanı'nı gördüm. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor. Her şey müthiş bir şey. Yani
böyle takımların ihtiyacı var Bursa futbolunun hocam. Yani aynen, böyle heyecan olacak yani. Coşturacak, futbolcusunuz coşturacak, hakem bile coşturacak maçta. Yani o bile bu işten zevk alacak yaparken. Yani inşallah yol açık görüyorum ben Kemalşehir kanalımız. İnşallah. Tabii başkanımızdan da söz aldım seneye. Altyapılar için önceliğimiz o diye. Önceliğimiz altyapılar. Tabii aynen, aynen başkanım, olması gereken de o. Tabii bunun içinde önce bir tesis. Kalıcı bir tesis. Onda şimdi tesisleşme konusunda bir projemiz var inşallah. Onu söyleyecektim özellikle başkanım, yani lafınızı kestim. Osman Gazi ve Büyükşehir Belediyesi'nden gerçekten hedefler büyüyor. Bununla ilgili bir beklentileriniz nelerdir? Yani özellikle Büyükşehir Osman Gazi gidildiği zaman iyi karşılıyorlar, tesis yeri varsa tesis yapıyorlar. Aynen. Bununla ilgili beklentileriniz, düşünceleriniz, çalışmalarınız var mı? Şimdi bununla ilgili beklentilerimiz tabii ki var. Yani buradan şehrin merkezinde olan bir Kemerçeşme'de... Mahalli Mutat'ta avantaj da bulması, Sedat Kupol'u. Tabii muhakkak. Mahallinin, Bursa'nın merkezi olan bir Kemerçeşme'de tesis yok. Heyecanlı çağım ya. Bursa'nın 30 kilometre dışında olan bir Ürünlü'de tesisi var. Aynen. Yanlış anlamayın. Yani ben burada Ürünlü derken Ürünlü'yü küçümsemek bağlamında söylemiyorum. Tabii, burada takımlar da çok çünkü. Yani burada takımlar da çok. Ama bir Altınova sahasını 17 takımla paylaşıyoruz. Birer buçuk saat idmanla paylaşıyoruz. Evet. Tabii burada Büyükşehir Belediyesi'nin veya Osman Gazi Belediyesi'nin sıkıntıları vardır muhakkak. Biz, yani herkese bir imkan sağlamaya çalışıyorlar. Ama Büyükşehir Başkanımız Sayın Recep Altepe'den, Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'dan bu konuyla ilgili biz kendilerini rahatsız edeceğiz. Yani bir projemiz var. Tesis sözü almak istiyoruz. Ve tesis kazandırmak istiyoruz. Her kulüp bir kalıcı gelir istiyorsunuz siz de yani. Tabii yani biz şimdi bu işi yaparken kendi cebimizden harcayarak yapıyoruz. Gönülden yapıyoruz bu işi yani. Sporu sevdiğimiz için, bu gençleri spora alıştırmak için, spor alışkanlıklarını alsınlar diye uğraşıyoruz yani. Bizim çocuklarımız, yani yanlış anlamayın, Demiryolu Altı Caddesi dediğimiz nokta, yani Başaran, Gülbahçe, Selamet, Kemerçeşme, Yeşilova, ta Demirtaş'a kadar risk dolu bir mahalleler yani. Uyuşturucuyla anılan mahallelerde eskilerden. Evet. Ama şimdi maalesef ondan da yavaş yavaş üstümüzden atmak üzereyiz. Gençlere yani, spor yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bizim amacımız bu zaten hocam. Bir de okul kulüp işbirliğine başladınız. Okullarda evet, Şehit Doğan Sevinç İlk Öğretim Okulu'nda Mahalle Muhtarımız Sedat Topaloğlu, yani bizim Fahri Başkanımız. Evet. Sağ olsunlar. Çok güzel bir projeye imza atıyorlar. Yavaş yavaş bu projeyi de kalıplandırıyorlar. En azından bir handball takımımız, bir voleybol takımımız geçen var. Başarıdan başarıya koşuyor. Diğerlere başarıdan başarıya koşan, ikinci olan, Türkiye ikincisi olan. Tabii öyle bir gerçek var bir de hocam. Yani böyle bir yani gerçek var. Yani tek futbolda futbol değil, sporun bütün bünyelerinde uğraşıyor bizim Kadir Hoca ile. Kadir Başkan'la Sedat Başkan, görüyorum onları yani. Tebrik ediyorum o konuda. Yani medyada takip ediyoruz onları. Bu konuda yani başarı okul müdürümüz ve mahalle muhtarımızın sayesindedir yani. Bunu da tabii ki bir başka olarak sizin de katkınız var, onaylamanız yani, ya da işbirliği içinde beraber olmanız, sizin özellikle çok koştuğunuzu çok yakından bilen biri olduğum için, yani her konuda Sayın Başkan muhtar olduğu için gereken görevleri size verdiği zaman spor da çok seviyor. Spor da çok seviyor. Genç idareciler hepsi. Başkanımız Sayın Topoğlu, Sevil gibi, Üstünlüğü gibi, yani gerçekten işleri olan insanlar. Topcum, akşam saatlerinde futbolu kendilerine adamışlar. Yani. Hepsi aile yani, babaları, çocukları var. Yani. Ama Kemerçeşme'ye yatıp kalkıyorlar. Dileğimiz bütün kulüplerde aynı şekilde olması lazım. İnşallah. Heyecan bitmediği süre içinde başarılar her zaman gelir zaten. Aynen. Düşünüyorum. Sayın Cüneyt'le alakalı özellikle 15 yaş grupları bitti biliyorsunuz. Geçen programımızda da işte onların maçları bitti. Gruplardan çıkamayanlar sezon sonuna kadar ne yapacak düşünüyorlar. Zaten onay belirlenmiştir. Şimdi çıkan 4 tane takım var. Onunla ilgili değerlendirmemizi alayım. Yani Agur ve Vegum'dan çıkan takımlarla ilgili. Türkiye şampiyonası neler yapar? Şimdi hocam benim bu 15'te takip ettiğim Bursa'da 2 tane. Altı Saban ve Arabayatay gerçeği zaten var. Altı Saban, Fethi İdman Yurdu. Evet. Fethi İdman Yurdu, Araba Yatağı, Altın Sabah Vakfı, 4 takım içerisinde. Şu anda benim işi olarak gördüğüm, yani çünkü Fethi'nin en büyük avantajı, geçen sene bu yaş grubuyla Fethi İdman Yurdu'nun Metin Hoca ile birlikte akademiliklerinde oynadı. Evet, akademiliklerinde tabii, orada oynadı. O bir tecrübeyi aldılar. Araba Yatağı Spor Kulübü'nün en büyük avantajı, bu grupta oynayan çocuklar hepsi birbirleriyle barışık. Artık Bursaspor'dan ayrılan 2-3 tane arkadaşımız var. Bize geldi, bize katıldılar. Tekrar bir hava yakaladılar bizde. Bir de Kemal Yavuz gibi bir gerçek var başlarında. Şimdi bunlarla birlikte benim tahminim, bu 4 takımdan hocam, ikisi Türkiye finallerinde ilk 4'e kalacak gözüyle bakıyorum.
Çünkü o grupların öbür araba yatağında gibi... gerçek olan özellikle Özgür Hoca'yı da burada unutmamak lazım. Özgür gerçekten Hoca. Çok büyük Özgür saygı duyuyorum. Bugün Kemal Hoca'ya diğer hocalara gerçekten oyuncuları hazırlayıp dediğim gibi iyi oyuncuları bulup onlara teslim eder. Ondan sonra da tabii Fethi değerli hocalar. Mesela Fethi İlman Yıldırım Mitir Hocamız. Yani evet. Bu işe aşık. Altın Saban'da Yılmaz Hocamız. Bu işe aşık. Zaten Yılmaz Hoca'yı zaten konuşmaya gerek yok. 12'den beri Altın Saban Spor Kulübü'nde başarıdan başarılı. Yani ben bu gruplardan... Kendisine buradan selamlarımı söylüyorum. Aynen bu gruplardan bu 4 tane takımın en az ikisinin ilk 4'e kalacağını tahmin edebilir. Hani %70 Türkiye şampiyonasında ilk 4'e kalacağını kaliteli oyuncular var. İnanıyorum. Aynen. Yani buradan da bu 4 takımdan da en az toplamında bir 9-10 tane çocuğun akademi liglerine transfer olacağına inanıyorum. Takip ettiğim çocuklar var. Evet. Akademi lig ve okupta kalitelerini şey yaptım çocuklar var. İyi çocuklar var. İnşallah yollar açık olur. İnşallah. Bu Türkiye finallerini iyi geçirir. Sayın Başkanım programımızın sonuna da geliyoruz. Özellikle çok kaliteli oyuncular aldınız. Yani bence süper amatörlükte oynayacak çok değerli oyuncular var. İşte saydığım kadarıyla geçen çalışmamız Arif var. Kaleci Emre ile yolları ayırdınız. Genç bir kaleci var. Gerçekten heyecanlı. Evet, bizim özellikle Ceyda Kılıç yorumcumuz da kendisini çok beğeniyor. Ve güvendiniz, kendini teslim ettiniz. Ve bunun gibi böyle iyi oyuncular, sonucu etkileyecek oyuncuları isim olarak da aktararak kimleri aldınız? Bu oyunculardan beklentileriniz. Vallahi işte bu oyunculardan beklentilerimiz, ben her zaman şöyle bir söylemde bulunuyordum. Yani ben diyordum ki bu grubun Real Madrid'iyim. Yani bunları söylerken ben... Sezon başındaki düşüncelerimiz. Ben bunları söylerken bugün bir Selim santraforumuz. Ali Avinoğlu. Engin Yeşil. Engin Yeşil evet şimdi aklıma geldi. Yani, Engin Yeşil. Süper Lig'de 400 maçı var Engin Yeşil. Evet aynen. Gerçekten çok büyük katkı ve karakterli bir. Çok da bize karakterli ve katkısı çok olan bir insan. Yani parayla oynatamadık. Ali abiye de buradan sevgilerimi saygımızı söyleyelim. Çünkü ismi burada geçti. Oğlunda futbol oynatıyor. Her kulüp ve o futbolcuyla çalışamaz. Onu da söyleyebilirim. Yani burada Mustafa diye bir Yol Spor'dan yetişmiş bir gerçek var. Takay lakaplı. Gürkan var. Melih var. Melih Vardar var, Melih Cengiz gibi altyapıları olan oyuncularımız var. Arif zaten 19 yaşında süper amatörde top oynadı. Adam süper amatörden geldi ikinci kümede formayı aldı. Yani işte hocam beklentimiz tabii ki bu oyuncularla... Altyapı çıkma diyorsun. Geçen röportajında da aynı şeyi yaptı. Yani hep süper amatör geçiyor. Ben şöyle demiştim. Sporcular yani, inandığını gördük idmanda. Doğru mudur Cüneyt Arkadaşlar? Evet. Yani böyle konuşmalar, röportajlarında müthiş. Özellikle altta kazanacağız, alacağız. Ben Kadir Başkan'a söyledim zaten çıkarken. Dedim yani ben pek şey yapmadım ama bugünü gördükten sonra senin dediğin olacak galiba. Böyle gözüküyor dedim altta. Yani sporcular da inanmış, inandırılmış yani. İnşallah. Sporcular da şey gördüm. Çok büyük bir, diyelim hocam. Sporcular çok şey gördüm hocam. Birlik beraberlik böyle müthiş kaynaşmışlar. Küçüğüyle, büyüğüyle. Abilik, kardeşlik müthiş gidiyor. Evet hocam. Ama bunda da siz sağlıyorsunuz Kadir hocam yani. Daha geçen seneye kadar Kemerçeşme gerçeği yoktu mu Bursa'da? Gerçekten yoktu. Yani geçen seneye kadar Kemerçeşme hiç kimse duymuyordu. Bir anda siz Sedat Başkan'la oturdunuz. Üstü Sedat. Kadir Başkan oturup orada öbür arkadaşlarla birlikte. Semih Yeşil'in arkadaşlar. Aynen ben ismini saymadım arkadaşlar. Aynen Ali abimiz. Bunlarla birlikte bir gerçek yaratıyorsunuz. Hedef süper amatör. Yani bu olacağına da inanıyorum ben. Başlangıçta Mehmet hocamız da var. Onu da tabii canım yani geldiğin zaman. Çok büyük katkısı ben var. Ben 15 tane 20 tane 7 yıl oynadığım zaman da biliyorum. Var. Mehmet Başkan'ın geçen, Mehmet hocamızın geçen senelerden sizin takıma yaptığı yani işler çok. Evet gerçekten altyapılarda da Cüneyt Dalkıl için her hafta dediğin gibi bahsettiği gibi altyapılara gönül vermiş. Kendisi oğullarında futbolcu olmasından dolayı altyapıları çok seviyor. Zaman zaman da işte böyle sevdiği arkadaşlar maçlarına gidiyor. Geçen hafta da Kemerçeşme maçına gitmiştik. Altın maçına gerçekten iyi oynuyordu birlikte. Kazanmasını bildi. Burada altyapılarla araba yatağı gerçeği Fethiye'ye aynı şekilde Türkiye Şampiyonası yapacak. Özellikle benim de Altısaban'da görev yaptığım süre içinde Altısaban'daki Yılmaz Hoca ve ekibinin gerçekten buradan kutlamak istiyorum. En kısa zamanda da programımıza dahil olacak kendisi. Sabahtan akşama kadar Altısaban sporla yatıp Altısaban'da kalkan bir Yılmaz Ayten gerçeği var. Buradan da kendine saygı sevgilerimi sunuyorum. Bursa'da böyle değerli hocaların da olması gerekiyor. Bursa'da futbol gelişiyor. Amatörlük gelişiyor. İşte Cüneyt Alkılıç gibi böyle genel menajerler sahaları tetiklediği zaman, geldiği zaman işte ilk önce Bursa Spor'a
katkı ve ondan sonra diğer takımlarda gerçekten paylaşım yapan gerçek bir spor adamı diyebilirim Cüneyt Dalkılıç'a. Bunu sadece programıma geliyor, daha iyi bir yorumculuk yapıyor diye söylemiyorum. Benim 8 saatimin 4 saatini beraber geçirdiğim gerçekten çok bir arkadaşım. Amatöre gerçekten çok büyük sevdalı ve bunda içinden gelerek bu programda bize yardımcı olmaya çalışıyor, notlarını alıyor, çalışıyor ve bu şekilde devam ediyor. İnşallah bunun devamı gelir. Kadir Başkanım, özellikle Allah gönlünüze göre versin, bizi kırmadınız, amin, programımıza geldiniz. Başta Sedat Topaloğlu olmak üzere ekibine ve değerli hocanız Orhan Hoca'ya da gerçekten kutluyoruz buraya kadar bu takım getirdi. Bundan sonra da inşallah başarılı olur bu takımda, süper amatör lige çıkarsınız. Dileğimiz şampiyon olduğu zaman da tekrar sizi programa davet etmek. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sayın spor amatörün sesi izleyicileri. Bugünkü programımızda da aynı şekilde altyapılar ve Kanarya Spor'u işledik ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Süper Amatörlük AV grubu bir hafta ara verildi. Geçen hafta sonlandı ve bu haftadan itibaren de Süper Amatörlük ikinci yarı kıyasa bir mücadele devam edecek. Burada lider olan A grubunda İnegöl Yenice ve B grubunda da Bursa Erdemspor'da tebrik ederiz ve diğer takımlarında aynı şekilde tebrik ederiz. Burada da kıyasa mücadele Süper Amatörlük'te de gelecek hafta başlayacak. Spor şehirlerimizde zevkli ve çekişme mücadeleleri devam edecek. Bugünkü programımızın süresi bu kadar. Herkese iyi günler dileyerek programımızı bugün bitiriyoruz. Herkese iyi günler, hoşça kalın.